Emre Sarısaltıkoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcım Sayın Profesör Doktor Mustafa Kara, değerli Kent Konseyi Başkanım, protokolümüzün çok kıymetli temsilcileri, değerli katılımcılar ve basınımızın güzide mensupları. Dünya Gıda Günü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz doyuran ama beslemeyen gıdalar başlığı altında tertiplenen seminerimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizi bize yurt etmek için canlarını feda eyleyen şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Rektör hocama ve üniversitenin yönetimine
Kent Konseyi'ne, Kent Konseyi Meclis üyelerine, siyasi parti liderlerine, hocalarıma ve belediyede çalışan tüm arkadaşlarıma, ekibime ve en önemlisi Silivri halkına ve biricik öğrencilerime verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Aslında bugün söylenecek o kadar çok söz var ki sizin biraz ilgili. Burada nereden başlayacağım konusunu hiç düşünemiyorum. Çünkü bugün zaten sabahleyin iki tane bu konuda ilk öğretim ve orta öğretimde konferans verdim. Bu hafta ikimizle beraber koştur koştur liseleri, ortaokulları, mahalleleri gezmeye çalışıyoruz. Biz İstanbul Kent Konseyleri olarak hep beraber harekete geçtiğimizde bir farkı gördük. Silivri'de yaşamak ayrıcalık. Bunu herkesin anlamasını istiyoruz. Bugünkü toplantının herhalde temel ana noktalarından bir tanesi bu olacak. Biz bir cennetin içindeyiz. O farkındalığı fark etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bugün burada bir sürü şey anlatmaya çalışacağım. Değerli şeyler paylaşacağım. Çocukluğumdan bugüne neler yaşadık, dünya bizi nereye çekti götürüyor, niye götürüyor, nasıl götürüyor, bunun içinden nasıl çıkılır, ne yapmamız lazım? Çok konuştuk, çok yazdık. Ben kendi sosyal medyamdan sürekli bir şeyler yazıyorum. Ama hakikaten o yazdıklarım bir yerlere gidiyor mu? Gidiyorsa ne kadar gidiyor? Gittiği noktalar nedir? Hepsini tartışabilir olmamız gerekiyor. Bütün bunlar bir yerde de kafa karıştırıyor. Burada da çok değerli dostlarım var Çanta'da. Geçen hafta onlarla beraber bir sürü çalışma yaptım. Hatta oturdum beraber yufka açtım. Şimdi onlar bizim yeni kuşağa öğretecekleri çok şeyler olduğu için rica ettim. Bugün benimle dedim ekran, yani ekran diyorum, ekranlara alışıcım oluyor. Evet. Burası da canlı ekran. Burada neler yapıyoruz? Büyükler olarak neler yapmaya çalışıyoruz? Hepsini biraz böyle birer birer konuşalım istedim. Aslında tabii ben ekibime, kendi kent konseyi ekibime de çok teşekkür etmek istiyorum. Kadın kolları başkanım burada, başkan yardımcılarım burada, dernek başkanlarım burada, bütün ekibim burada. Hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir şey tek başına olmuyor. Bir kere gençlerin bunu anlaması lazım. Ben bugünün en önemli bence noktalarından bir tanesi bu. Ne kadar güçlüyüz, ne kadar beraberiz, o kadar çok sesimiz var. Ne kadar güçlüyüz, o kadar doğruyu paylaştığımız zaman bunun bir heyecanı var. Bakacağız bakalım ne kadar güçlüyüz, hakikaten doğruların içinde mi gidiyoruz? Ben 1956 doğumluyum, 50'li yıllarda yaşanmış bir takım olaylar var. 1950'den 60'a geçenler dünya medyanın içinde buldu bir anda kendini. Ondan öncesi yok, ondan öncesi tarım var, işlenen buğdaydı, onun güzellikleriydi, tarlada koşuşturan insanlardı, arazilerde koşan, coşan inekler, keçiler, koyunlar. Siz Silivri'de bunları... Ne kadar güzel yedik değil mi anne? Evet, suda ne kadar güzeldi değil mi? Evet. Damağı hala tadında. O suda gene yesek. Evet. Kızım öyle değil ya, tadı damağında olsun. Çocuklar! Sen bir şey düzeltme. Çocuklar! Ne yapıyorsunuz? Hiç babacığım, oturuyoruz. Yemek yediniz mi? Baba vallahi ben dönmedim, ben hamburger yedim. Hayır, hamburger. Ne? Hamburger mi yediniz? Hayır baba. Ben size demedim böyle kötü şeyler yemeyeceksiniz diye. Hayır baba. İnsan biraz, insan biraz babasının sözünü dinler yahu. Böyle yapmayın çocuklar. Ne yiyeceksiniz ben size söyleyeyim. Adana dürüm yiyeceksiniz. Kebap yiyeceksiniz. Cızbız. Babacım biz de zaten tavuklu pilav yemiştik. Ha. Hayır hayır baba, hamburger yedik. Hayır tavuklu pilav yedik. Evet, ne diyor bu ya? Cidden hamburger mi? Hayır babacığım tavuklu pilav yedik. Evet evet yedik. Evet arkadaşlar, acaba doğru mu söylüyorlar? Acaba baba ne kadar baba olarak evlatlarına doğruyu söylemeye çalışıyor? Biz birazcık farklı bir yapıya sahibiz. Yedirmeyi de çok seviyoruz. Ama her yenen şey gerçekten bizi doyuruyor mu? Ama pizza yiyelim baba.
Ne pizzası kızım ya. Gidelim gözleme yiyelim böyle. Oh, tertemiz. Hayır baba. Bence sen pizzayı denesen çok seversin. Ya. Baba, gel. Anlatsana biraz. Şu pizza nasıl bir şey ya? Dinliyorum. Babacığım bir kere şimdi böyle hamuru açıyorsun. Teyzeler açıyor mesela. Kocaman mı böyle? Evet. Senin göbeğin gibi kocaman. Ha iyi o zaman. Böyle yuvarlak. Tamam. Sonra içinde sucuk oluyor. Kaşarlar oluyor böyle. Bu saate kadar boşuna Adana yemişiz o zaman. Evet. Hadi hadi. Bence hadi şunu bak. Biz de yemeğe gidiyoruz. Hadi. Hadi. Vallahi bak doğru pizzayı doğru yerde yiyecekler. Evet, zaman zaman bu soruları hep beraber sormamız gerekiyor. Gençlerimiz böyle, kafalarına bir şey takıyorlar çünkü bir şeyleri izliyorlar, reklamlarda görüyorlar. Reklamlar bizi ne kadar yanıltıyor, ne kadar doğruyu söylüyor. 1960'larda ilk reklamlar, hiç unutmuyorum. Kapıdan girerken ısrarla size tavana çorbası ve onun yanında salça ekmeğin üstüne sürülebilecek güzel köy ürünleri ikram etmeye çalıştık. Ama 60'lı yıllarda şöyle dediler, tereyağını bırakın, zeytinyağını bırakın, o beyaz ekmek çok daha kıymetli. Çünkü artık zaten dünyayı besleyemiyoruz, nüfus çok. Biz küçülen GDO'lu ürünler, o zaman onun adına GDO falan demediler, ıslah edilen ürünleri size verelim, bu buğdayı kullanın. Türkiye'nin her tarafından süt fışkırıyor, bize süt tozu yolluyorlar, Marshall yardım diyorlar. Bir şeylerin peşinde koşturuyorlar, dünya nereye gidiyor? Evet, ben 60'lı yıllarda bunu çok iyi hatırlıyorum. Bir reklam var, kadın kapıya çıkmış, komşusuyla konuşuyor. Diyor ki, hayatım, kocam çok mutsuz. Öbürü de bir ekmek uzatıyor, üzerinde bir marka, margarin. Diyor ki, bu nedir? Kocanın enerjisi yerine gelecek. Herkes gibi kadınlar kapıda karşılayacak. Oo diyor, kocam gece çok enerjik. Margarinle enerjik olan bir koca rahmetli olduğum gün oradan bakıyor. Ben uyuz bir çocuğum, yemedim, burada duruyor. Böyle bir dünya. Yani size inanılmaz şeyler söylüyorlar. Ve ben ısrarla şunu söylüyorum. Dünün ihtiyaçları, bugünün sorunları, bugünün ihtiyaçları, yarının sorunları olmaya devam edecektir. O zaman bilinçli bir kitle olmak. Çekmeyin ya, alo! Alo, Ankara'da geldim ya, sorma ya. Vallahi geldim ya. Ya o hocanın söyleyişi varmış. Vallahi kanka sorma, bıktım ya malum söyleyişlerinden. Öyle gitme ya şimdi ya. Gerekmiş aslında. Neyse tamam Ankara'da görüşürüz. Gelirsin, hadi hadi bak. Cemil'i aldı başını gidiyor. Cemil bir yandan da teknoloji aldı başını gidiyor. Teknoloji bizi acaba nereye götürüyor? Biraz onu masaya yatırmamız gerekecek. Gençler nereye gidiyor, ne yiyoruz, ne içiyoruz ama hepsi beraber bir yere gidiyor. O gidişte biz gerçekten neredeyiz? Bütün bunları anlatırken biraz eğlenelim istiyoruz ama gerçekten gençler olaylara nasıl bakıyor, onu görmemiz lazım. Bir anda kızıyoruz, bir anda çok eğleniyoruz. Ama ben
bu söyleşi biterken herkesten çok özel bir istirhamım olacak. Mutlaka herkes cep telefonlarını çıkartmalı. Ne yersek uyuz hashtag ile bütün Türkiye'ye sesimizi duyurmamız lazım. Çünkü biz Silivri'yiz, çünkü biz Silivri Belediyesi'yiz, çünkü biz Silivri Kent Konseyi'yiz, çünkü biz Rumeli. Evet arkadaşlar, burada benim için çok kıymetli unsurlardan bir tanesi var. Biz ajans dinleyerek büyüdük, biz radyo dinledik, radyodan haberleri aldık. O ajansın içindeki bir sürü şeyi aldık. Ama bu gençler farklı şeylerle uğraşıyor. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay gördüğünüz gibi. Bütün gün cep telefonlarıyla uğraşıyorlar. Emre'nin benim de benim için ayrıca artı bir zevk. Ne güzel. Seviyor musunuz Emre'yi? Yani şu an yemek mevcutiyetim olduğum için. Aç güzel. Bunları doyurmak da mümkün değil. Çünkü oraya korkunç şeyleri de beğenmiyorlar. Akılları, fikirleri, paketlenmiş ürünlerin peşinde koşmak, hazır gıdanın peşinde koşmak. Yenir mi? Yenir. Hangisi yenir? Ne kadar yenir? Bir sürü şey yiyoruz. Ben ilk öğretim okullarına gidiyorum. Oralarda konuşuyorum. Ve en büyük sıkıntının şu olduğunu görüyorum arkadaşlar. Doyuyorlar. Doyan insanlar besleniyor mu? Esas soruyu sormamız gerekiyor. Çünkü gençler bana çok ilginç sorular yöneldi. Hocam sabaha kadar çalıştım, deli gibi çalıştım. Kağıtta bir şey yapmıyor. Çünkü unuttum. Neden? Çünkü beslenemiyorlar. B12 vitamini almayan bir kuşaktan söz ediyoruz. Doğalı yemeyen, doğal yemeyen, doğal hamuru, yani hamur da yenir. Hamur konusunda mesela inanılmaz tartışmalar oluyor. Bir hocamız çıkıyor diyor ki ekmek yeme, makarna yeme, bulgur yeme, onu yeme, bunu yeme, zıkkıma, köpüğünü ye. Ne yiyeceğiz? Benim toplumum genetik kodlamada mutlaka hamur işleri yiyerek geldi. Bir tane bir bisküvi icat ettiler, bütün dünyanın her tarafına gitti, inanılmaz bir ürün. Bir baktık, dondurmanın içinden çıktı. Şimdi cilt partisi. Fahri Efendim bu kolayı bugün yeni icat etti. Bana tepet etti. Evet, ben de değil, doğru söylüyorsun. Elini sürmedim, sürmek istemiyorum. Efendim buyurun. Gençlerin kafasını acaba ne karıştırıyor? Tadı arttırılmış bir sürü ürün var. Önümüzdeki alabilir miyim gençler? Evet. Kokladığınız zaman hakikaten enteresan bir aroma. İçine bir takım malzemeler katılmış, ürünler paketlenmiş. İştah açıcı, çok hoş. Ama lif değeri hiç yok, ama besin değeri hiç yok. Sadece o anda yediğiniz için doyduğunuza inandığınız bir takım ürünlerle beslenmeye devam ediyoruz. Yepyeni tırtıklı yapısıyla patates cipsi. İşte burada! Helal olsun be! İşte ben ne kadar konuşursam konuşayım, reklamlar benim üstümde hareket ediyorlar arkadaşlar. Şimdi, o zaman arkadaşların şu cep telefonlarındaki algoritmaları masaya yatırmak gerekiyor. Sevgili Turan Ağlayakut'la da konuşmuşlar. Onları geçen gün radyoda biliyorsunuz. Her çarşamba hep onlar reklam yapacak. Saat 9.30'da ben de Kütle Efendi sizlere sesleniyorum. Evet, değil mi? Sabah benlerindeyim sevgili Dilek. Bana kapılarını açtılar. 100. programı çoktan bitirdik. 150'ye doğru koşa koşa gidiyoruz. Her hafta biz oradan sizin sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarınızda. Bizim ondan beri. Evet. Bunlar benim kızım ya. Bunlar adama rahat vermiyor ki konuşalım. Ye ye sen ye. Onlar bayanmadım. Buyurun efendim. Şimdi bu cep telefonundaki algoritma nedir? Evet, ben konserebilirim. Hocam ben tabii, bütün gençlerin konuştuğu bu. Geçen ekranda bir sürü şey anlattım. Dört ve bir tanesi dedi ki, hocam inanılmaz güzel şeyler anlatıyorsunuz ama ben asla yemiyorum. Korkunç bir şey.
yemiyorum. Yiyemiyor. Neden? Çünkü beyin kodlandı. Nasıl kodlandı? Bakın ben küçücüktüm. 60'lı yıllarda çiftliğimiz vardı. Etilerin göbeğinde. Dedem çiftçiydi ve ineklerimiz vardı. Benim için özel bir inek ayırmıştı. Onu yoncayla kekikle falan besliyor. Bir gün inek tepmiş ve süt dökülmüş. Başka bir sütü yollamışlar. Ben o sütü içmemişim. Bu Süleyman'ın tütü değil, eşki diye kıyametleri kopartmışım. Şimdiki gençler için de aynı şey geçerli. Çünkü şimdi o kutuların içinde aldıkları sütler sanırsınız ki tek bir inekten sağlıyor. Hepsinin damak tadı aynı, hepsinin rengi aynı, hepsinin aynı özellikte ve böyle kutuların içinde raf ömürleri son derece uzun. Bir sütün raf ömrü nasıl o kadar uzun olabilir? Bir yoğurdun raf ömrü ne kadar uzun olabilir? Burada gördüğünüz yoğurtları bizim sevgili Şahzahan Hanım yaptılar. Silivri'nin yoğurdu biliyorsunuz çok meşhur. Buraya yoğurtçu şeyini de getirdik. Tezgahın taşımalı seyahat taşıcı. Bir söyleyemedik kelimeyi de. Çok heyecanlanıyorum çünkü çocukken o kadar etkilemişti ben onun resmini yapmıştım. İlkokul arası resim birini çekiyor diye almıştım böyle bir şey yaptım. Keşke geçmiş gösterseydim. Arkadaşlar doğal olan hiçbir şeyin raf ömrü tanımlaması olamaz. Yani 6 ay, 1 yıl gibi bir şey olamaz. Onu en fazla sizde turşu yaparsınız ve uzunca bir süre ancak o şekilde saklayabilirsiniz. Ama ne acıdır ki yeni aldığınız ürünlerin hiçbir esprisi yok. Damak tadı yok. Evet, elma suyu içiyorlar. Elma yemiyorlar, elma suyu içiyorlar. Ve tabii benim kafamı karıştıran olayların arasında şu var. Normal bir elma suyu eğer gerçek bir elma suyuysa opak olur yani şeffaf olmaz. Ama siz elma suyu diye aldığınız şeyin elma özeti olduğunu bilmeniz gerekiyor. İçinde bir oranının olmadığı, bizim olmadığı bir üründen söz ediyoruz. Bu arada siz elma yiyorsunuz, sizden kızlar. Gençler sizden bir şey rica edeyim. Bana eşlik eden arkadaşlar, hemen elma dağıtır mısınız bütün salona, herkese? Herkese elma verin. Bizim belediyemiz zengin efendim. Bizim gönlümüz de zengin. Evet, hemen dörderleşer, hızlı. Dibeti çıkartmadan, yere yuvarlamadan. Haydi genç. Bir elma arkadaşlar, o sizi enteresan Americano dediğimiz kahvenin yerini alabilecek kadar sizi mutlu edebilecek bir altyapıya sahip, bir özelliğe sahip. Üstüne üstlükte doğal. Bir elma eşittir bir fincan kahve. Böyle sabahleyin kalkıyor, bir bakıyorsunuz çünkü. Hadi ben... Kameraman abi sen de. Ya gel oraya gitme, gel. Tamam buraya gel. Bir Americano yaşıyoruz doğduğumuz davet. Nasıl bir zihniyetse. Bizi reklamlar kıyafetimizde. Evet, o 60'lı yılların konuştuk yetmişlere gelindiğinde dünya tamamen paketli ürünlerin içine girmeye başladı arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Hepiniz bol bol değil. Emre Başkan'ın kesene bereket. Burada gördüğünüz her şeyi organik bir kere onu söyleyelim gençler. Ta o kapının girişinden Ferhat Başkan'a çok teşekkür ederim. Ekmekler ondan geldi. Bakın burada herkes sizin için emek sarf ediyor. Burada vermek istediğimiz aslında mesajımız çok önemli. Demin yoğurdu söyledim. Yoğurt buranın sütünden, kendi ineklerimizin, mandamızın sütünden üretiliyor. Bunlar son derece kıymetli. Burada Yasemin diye bir takdir ederseniz Yeşim Hanım var. Gittim çiftliğine inanamadım arkadaşlar. Tavuklar geziyor bahçede solucan yiyorlar. Toprak eşeliyorlar. İşte gerçek doğa bu. Sonra bana hediye ettim, ustaları getirdim. Bir tanesinin büyüklüğü öbürünü tutuyor, birinin rengi bir ikini tutuyor. İşte doğal olan bu. Ama maalesef gidiyorsunuz her şey standart, fabrikadan çıkıyor. Çocuğa Japonya'da sormuşlar. Süt nereden elde ediliyor diye. Fabrikadan demiş. Sütü fabrikadan, kuzudan görüyor. İneği görmeyen bir nesilden nasıl bir düşünce bekliyor. Şimdi ben algoritmaları konuşuyordum. Biraz arkadaşlar işin içine girip çıkınca dağılık gibi oldu. Şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Instagram'ı olmayan var mı? Sadece el göreyim. İki kişi kaldırdı. Maç 3.
Peki, Facebook olmayan var mı? Evet, biraz daha yoğun. Ama gördüğüm kadarıyla salonda hemen hemen herkeste bir sosyal medya kullanıcı var. Siz sosyal medyada kendinizi tanımlıyorsunuz. Facebook zaten sıfatımın kitabı. Kendimi anlatıyorum. Ben kimim, neyim, nereye gittim, ne yedim, ne içtim, ne aldım. Ne zorundaysa her oturduğum, kalktığım yerden fotoğraf çektim, koydum. Sonra yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, ertesi gün sayfayı açtığınızda Facebook size şunu sunuyor. Diyor ki, bunları da tanıyor musun? Bundan haberin var mı? İstiyorsan bunları da ekleyelim. Dolayısıyla sana sürekli genişleyebileceği uygun olan bir atmosferi bildiriyor. İnternete giriyorsun, alışveriş ediyorsun. İnternet alışveriş ediyorsun. Bir şeyi beğeniyorsun, sepete koyuyorsun, param yok, usluyorsun, ertesini almıyorsun. Bir sonraki gün sepetten çıkarıyorsun, atıyorsun ama tekrar internete girdiğinde Google Hazretleri reklam veriyor. Bunu alsana, bunu alsana, bak bunun fiyatı bu, burada bu, burada bu, çık 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 gidiyor gidiyor. Nereden biliyor bunları? Evet, hepsini biliyor. Çünkü algoritmalar dünya üzerinde böyle çalışıyor. Senin hedef kitlen, arkadaş grubun, birlikte oldukları, her şeyden haberdar. Nasıl haberdar? Para kullanma dediler 80'li yıllarda. Bankamatikleri çıkardılar. Başladık para kullanma, bankamatiklerden girip alışveriş etmeye. Bankamatik beni nasıl tanımladı? Bu adam parayı nasıl harcıyor? Ne alıyor? Et yiyor, tavuk yiyor, elbise alıyor, alıyor, aldığı ürünlerin çeşitleri bu tarz mağazadan alıyor derken senin bütün yapısal özellikleri bir bütün olarak çıkarıyor, bir kenara koyuyor ve ondan sonra senin alanını belirliyor. Şu yok arkadaşlar, benim çocuklarım, ellerine sağlık yavrum. Şu yok. Hepinize de afiyet olsun, şifa olsun. Şimdi bir dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. Öyle. Benim gençliğimde TRT vardı. Çıkılırdı, TRT'den haber verirdi. Sevgili radyomdan da, ajans okulunda, herkes onları dinler. Şimdi öyle değil, bir sürü kanal çıktı. O kanalların izleyici takipçileri ayrı. Artık o kadar sesini duyamıyorsunuz. Siz duyabiliyor musunuz? Hocam, bu ses gitti. Arkaya ses geldi. Şimdi ne kadar oldu? Bu da ne ya? Daha iyi dedi. Peki. Ben de hissedemem sesimi böyle bağırı bağırı. Çınlıyor çünkü. Peki, rahatsız etmeyecek şekilde anlatmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, bu algoritma bize ne öğretti? Senin ne yediğini, nelerden hoşlandığını biliyor ve ondan sonra dönüyor, diyor ki hayır diyor, en beğenmediğin şeyi önüne sunuyor ve bunun bir takım rakamlar söylüyor. Herkes bize şundan demliyor. Arkadaşlar diyor, ama ucuz bunu alalım, ucuz bunu alalım, ucuz ama beslenebiliyor muyuz, ucuz bizi doyuruyor mu? Doyuruyor, evet doyuruyor, o ucuz şeylerin tamamı sizi doyuruyor. Ben hiçbir zaman şunu söylemedim, hamburger yemeyin demedim. Ama Silivri'de hamburger yiyin, zincir mağazalarda yemenize gerek yok. Gidin şurada sulu yemek lokantaları, inanılmaz, hiçbir yerde bulamazsınız. Sulu yemekler yiyin, esnaf lokantalarından beslenin, doğal beslenin, vitamin alın. Mesela şöyle kafalarda bir takım sorular var, işte bu yemek işte pişince yok, fırında mı pişsin bilmem nerede mi, pişsin vitamin de yeri gider mi? Vitaminin senin götürebilmen için 300 derecede falan parçalaman lazım, böyle bir şey yok. Bunların hepsi şehir efsanesi. Ne dediler? Margarini verdiklerinde tereyağını yeme işte sıkıntı verir. Yok zeytinyağını yeme bilmem ne. Arkadaşlar bu sene sadece ülkemizde 1 milyon zeytin ağacı köküyle sökülüp İtalya'ya verildi. Bu nedir ya? Bana birisi bunları anlatsın. Yarın beslenebileceğimiz hiçbir şey yok. Silivri toprağına sahip çıkmak zorunda. Biz bunun sürekli yanında olacağız. Biz buraya çok fazla ev yapısı, inşaat yapısı istemiyoruz. Biraz evvel sevgili başkanım söyledi. İşte buğday ekiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Araştırma merkezleri kuruyoruz. O merkezlerde doğal ürünler üretmek için çaba sarf edeceğiz. Tarım kooperatiflerinin yanında olacağız. Ne üretmemiz gerekiyorsa, ne kadar üretmemiz gerekiyorsa hepsini üniversitemiz, kent konseyimizle birlikte projelendirip yapacağız. Hayatımız mutlaka bu şekilde gelişmeli.
Aksi takdirde sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Şehrin içine inin, gidin bazı ilçelere. Yakında onlar taş mı inecek? Sor bakalım. Ben bazı yapmak istiyorum da, böyle indirip kaldırmak istiyorum. Nereni? Kaşınıyorsun sen. Yakışıklı ya biraz. Geldi sabahleyin böyle attırıyor. Art saçlarını da görsünler şöyle. Ama ne beslendi, nasıl beslendiği çok önemli. Arkadaşlar spor yapmadan hayat olmaz. Ve hep şunu söylüyorum. Hastalandıktan sonra alınan ilacın çok büyük esprisi yok. İlaçla tedavi olabilmeniz için önce doğru beslenmeniz gerekiyor. Doğru beslenemiyorsanız yaptığınız sporun anlamı yok. Doğru beslenemiyorsanız tedavi olma şansınız da yok. Arkadaşım diyor ki işte şu kasımı kaldırayım, böyle yapayım, şöyle yapayım. İlaçlarla bunu yapma şansınız hiç yok. Evet, boyunuz uzun, iri yapılı olursunuz ama kof olursunuz. Bak ben bu yaşındayım hocamla beraber. Biz deli gibi koşturuyoruz gece evlere kadar sokaklarda. Gençlere soruyoruz, 3 saat, 2 iş yapsa yorulduk, yorulmuyor. Neden? Çünkü doyuran ama beslemeyen gıdalar yiyor. Yani şu anda bayıldılar, yediler zaten ne var ne yok. Benim ama en çok hoşuma giden nedir? Buradan bir domates alıp onu yemek. Size oraya salça getirdim, onu yemek. Kadın üşeniyor, soru soruyorsunuz. Çok basit bir tarif veriyorsunuz. Söylediğiniz şey altlarınızı, bir limon sıkıp zeytinyağı yapıyorsunuz. Bak, vaktim yok diyor. Böyle bir dünyanın içinde son derece kaotik yaşamaya başladık. Ama bu bizi yoruyor. Sağlam domates. Tamam. Sen zaten ne uzan yiyorsun maşallah. Öğütücü gibi. Boşuna obez olmadı. Evet. Önemli bir noktaya değiniyoruz. Obez dedi. Obez olmamak için spor yapacaksın. Doğru besleneceksin. Hijyenine dikkat edeceksin. Hijyen deyince tabii sadece duş almak, yıkanmak değil. Kadınların en büyük sorunlarından bir tanesi, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi o markaları doldurmak eve. İşte efendim bu cam temizliyor, bu yer temizliyor, bu kilit temizliyor deyip alıyorlar, dolduruyorlar bir kabın içine, karıştırıyorlar gözüne, kokteyl yapıyorlar, sonra kokluyorlar, hop gidiyorlar bir tarafa. İnanılır gibi değil. Böyle... Arjantin esintili yeni şampuan. Şampuan sizi derdi ya. Evet, geçen gün ben şey söyledim, tabii ne yersen olsun, ne kullanırsan olsun, aslında hepsi birbirini tanımlıyor. Eşek sütünden sabunlar vardı, işte saçı ve cildi çok pırıl pırıl yapıyordu. Oradan hanıma bir tanesi yazdı, ha eşeğin de sütünü mü kullanacağız diye. Vallahi bence ne anlatırsak abla, ona inanıyoruz. Abla, bizim bir olan abla, bizim de resim çeken işte. Tabii canım, ben anlatacağım. Kız, ben hemen anlatacaksınız bir yer. Domatesimi de çek. Gördüğünüz gibi ben ne anlatırsam anlatayım, onlar kendi dünyalarında. Evet, algoritmalar maalesef bizi bu hale getirdi. Çünkü öyle 80 milyona konuşmak falan diye bir şey yok. Hedef kitleye konuşmak diye bir şey var. Sadece kendi aralarında, küçücük bir dünyada her şeyi çözmeye çalışıyorlar. Ne acıdır ki bu gençlik her şeyi bildiğini sanıyor. Sakın o dünyanın esiri olmayın. Çok okumak gerekiyor. Bunların hiçbirisi nasihat değil. Ne kadar çok bilgilisiniz, o kadar çok değerlisiniz. Dün üniversitede konuşuyoruz. İşsizlik aldı başını gitti tanımlaması var. Milyonlarca gencimiz üniversiteden mezun oluyor ama iş bulamıyor. İşsizlik var, iş bulunamıyor. İş var, iş beğeniliyor. Acaba neden? Hiç düşünüyor muyuz? Bakın, işin ucu dönecek, dolaşacak, beslenmeye gelecek, şaka gibi. Çünkü doğru beslenemeyen insan doğru vakit ayıramıyor. Beyin hücreler doğru çalışmıyor. İki, bağırsak sistemi çalışmıyor. İkinci beynimiz dediğimiz bağırsaklarımız bizim son derece önemli. Sınıfa gelmiş, işte alanda ya da işinin derdinde koşuşturan bir kişi kafasındaki düşüncelerle mi meşgul olmak zorunda? Yoksa kabız olmuş, midesi hazırsız, onunla mı olmak zorunda? İnanılır gibi değil. Baktığınız zaman her şey bir curcuna, hepsi birbirini takip ediyor. Ama kimse senin sağlıklı olman için bir ürünü teklif etmiyor, sunmuyor. Gidin büyük marketlerde, şimdi şu moda çıktı. Yerli tohum, artık %100 yerli tohum.
Diyorlar ki çok pahalı, çok yemek yemek zorunda değilsiniz. Ölçülü yiyin, az yiyin, öz yiyin, kaliteli yiyin. Öbür türlü diyor ki çok ucuz. Yani çok ucuz dediğimiz işte arkadaşım buradaydı Ferhat. Yani ekmeğin bütün yapısını onunla konuşuyorduk. Bu kadar kocaman bir ekmek alıyoruz elimize. Bastırıyoruz, bu şu kadar kalıyor. Öbür tarafta gidiyorsunuz bir şey ekmek alıyorsunuz. Trabzon tipi ekşi mayalı ekmek alıyorsunuz. Ki orada şu anda Ferhat arkadaşım yaptığı ekmekler doygun ekmektir. Onları küçücük bir dilim yiyorsunuz ve doyuyorsunuz. Demek ki parayla değil, kaliteyle özdeşleştirmeyi öğrenmeniz lazım. Ne yediğinizi bilirseniz sabah okula gelip sıranın üstünde uyumazsınız. Derslerde kafanız karışmaz. Günlük hayatta sıkıntı yaşamazsınız. Birçok insan diyor ki ben doğal besleniyorum. Çok merak ediyorum doğal beslenmekten algı nedir? Çok önemli. Bir sürü kimyasal yemiş, üzerine bir sürü crunchy ürün katılmış ürünü doğal olduğunu tanımlayamazsınız. Yani her gördüğünüz sebze, her gördüğünüz meyve doğal değil. Tabii böyle insanların kafası karışıyor. Biz ne yapacağız? Bakın biz Silivri'de 7 tane festival kapattık bu yaz. İşte kavunundan, banyasından, karpuzundan her şeyini konuştuk. Yufkalarımızı açtık, kendi böreklerimizi yaptık, kendi unumuzu kullandık. Şimdi biz Silivri olarak şöyle bir çıkış içindeyiz gençler ve sevgili dostlar. Biz İstanbul'u da besleyeceğiz. Biz Türkiye'ye nasıl besleneceğini öğreteceğiz. Dünya, efendim, Tarım Örgütü bu sene sürdürülebilir gıdaya erişelim demiş. Sürdürülebilir gıda kalmadı ki nereye erişeceğiz? Demek ki ata tohumlarına sahip çıkmak gerekiyor. Demek ki bizim programda yaptığımız çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Demek ki gençler size ihtiyacımız var. Direkt sesleniyorum. Üniversiteye sesleniyorum. Siz bu ülkenin geleceğisiniz. Ben bu yaştan sonra bir 60 yıl daha yaşamayacağım. Bunları size aktarmak zorunluluğunu hissediyorum. Bunlara söylüyorum. Merdivenler nasıl duran? Süper. Evet. Arkadaşlar, Silivri'de yaşamak hakikaten güzel. Mutlu Silivri diyoruz, mutlu çocuk diyoruz, mutlu kent diyoruz, mutluluk merkezi diyoruz. Bunu ben lütfen açılımını dikkatli değerlendirmenizi istiyorum. Burada yakın bir aile kültürü var. Burada benim kent konseyinde her partiden, her görüşten arkadaşlarımız var. Herkesin fikirlerini açıyoruz. Hiç kimse meclis üyesi olmak zorunda değil. Gelip bize anlattıklarında herkesin sorunlarını dinliyoruz. Çünkü insanın olduğu yerde ihtiyaç vardır. İhtiyaçlarının da çözümlenmesi gerekir. Bunun için hep beraber çalışmak gerekir. Ben Oğuz Özel Eşitlik Kent Konseyi diye bir bakış açısı yok. Ne acıdır ki böyle bir takım saldırılara da uğruyoruz zaman zaman. Biz hep beraber bir şey yapmak zorundayız. Birlikten kuvvet doğar, birlikten güç doğar. Başka türlü hiçbir şey üretemeyiz. Ben ısrarla şunu söyledim. Yaptığım bütün toplantılarda kadınlara ısrarla söylüyorum. Makarna kıymetli bir ürün. Yok ki çocuklar yemiyor işte bunlar bır bır ediyorlar. Evet çocuk makarna seviyor, gençler makarna seviyor. Ama makarnayı pişirmesini biliyor muyuz? Makarnayı nasıl yaptığımızı biliyor muyuz? Erişteyi nasıl yaptığımızı biliyor muyuz? Bakın burada kıymetli arkadaşlarım, onlar ta atalarından kalma tekniklerle yapıyorlar. Birazdan onlar bu işi nasıl yaptıklarını biraz daha detaylı bize gösterecekler. Ben onun için seni katacağım yapımına. Şimdi... Hocama mı katılırsınız? Çok güzel. Söyledin mi? Söyleyemeyelim. Bilmiyorum. Fenerbahçe. Kesin Fenerlisiniz hocam. Ben yazın ortasında doğdum. Biraz aslanlık var bende. Valla herkes ki... Derbi var. Oğuz devam.
İki oğuz arasında iletişim kuramıyoruz. Evet, reklamlar gelecek ama... Derbi maçlarından önce yeni kolayı denediniz mi? Denediniz mi? %100 organik. Glikoz yok, bir şey yok. İçine domates salçası katıyorum. İsterseniz deneyebilirsiniz. Efendim, bundan 7-8 yıl önce kadar da herhalde bir reklam vardı. Bilmeyeniz yoktur. Ramazan sofralarının vazgeçilmesi diye ortaya çıktı. İnanamadım. Benim büyük anam da hep kola yapardı. Yani şaka gibi reklamlar. Bunlar bizim hayatımıza sokuluyor. Ben ısrarla söylüyorum. Tütün ürünlerin üstüne öldürür, işte kanser yapar, yamuk kalırsınız, sakat olursunuz falan diye işaretler koyuyorlar. Niye kolanın üstüne konmuyor? Çok merak ediyorum. Konsun. Yani 14 yaşına kadar bir kişinin bağışıklık sistemi ancak gelişmiş oluyor. O yaşa kadar bu çocuklar bu şekilde beslenirlerse bu bak bir de veriyor ona buna. Tabii. Bir onu dönsene şurayı. Bir... Ben efendim isterim. Yok. Süt olsaydı, ayran olsaydı tercih ederdim. Arkadaşlar etiket okumalısınız. Etiket okumanın önemini anlamalısınız. Etiket okurken neler yapmamız gerektiğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Etiketler okunamayacak kadar küçük maalesef. Bir takım kimyasallar doldurmuş. Ve doğal olduğu iddia edilen ürünlerde. Şimdi sizden bilinçli bir kuşak gelmesini bekliyoruz. Akıllı ve bilinçli olmanın yolu. Gençlerimiz sağ olsunlar demin, evet bunu bir oyun olarak sergiliyorlar. Büyük emek sarf ettiler. Onlara da ben ayrıca teşekkür edeceğim birazdan. Ama tavsiye edeceğiz değil mi arkadaşlarımız buradan çıkarken? Bizim büyük annelerimizin, büyük teyzelerimizin, ablalarımızın yaptığı oradaki salçalardan, oradaki ekmeklerden ve o güzel ürünlerden yesinler, tüketsinler. Başkanım biraz evvel ayrıldılar. Sayın Başkanım'ın teyzesinin tarhanasıdır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ev yapımıdır. El emeğidir. Güzeldir. Çok hoştur. Silivri. Zaten güzelliklerle dolu bir kasaba. Bunun değerini lütfen herkes bilsin istiyorum. Gençler, özellikle işaret etmek istiyorum. Bu ön 2-3 sırada oturan arkadaşlarım, dostlarım, benim kent konseyimin üyeleridir. Hepsinin üzerinizdeki emekleri çok büyüktür. Üniversitemiz bir sonraki dönemde, yani Şubat dönemiyle beraber kentin içine inecektir. Sayın Rektörümün düşüncesidir. Bu iş için öğrenci meraklıdır, kredi alacaktır yaptığı projelerden. Daha önce burada hocalarım var, onlara eğitici eğitimleri aldık. Öğrencilerimize yol gösteriyorlar, onlara anne danışmanlık yapıyorlar ve büyük projelere adım atıyoruz. Sivri buna hazır, siz de buna hazır olmazsınız. Gençler önce ben sizi yanıma alayım, sizleri yanıma alayım. Sizler bir dönün ve salona selfie çekin. Çıkın, sonra da onlar bize dönüp bir selfie çeksinler. Daha bitmedi, alkışım var. Evet, hadi bir selfie çekin buraya. Hadi becerelim. YouTube. Evet, burası. Ben çekilmiyorum, ben görünmüyorum. Evet, salon gözüksün. Ben olmama rağmen görünmüyorum. Evet, süper, ilk tamam. Tamam, video çekiyorum arkadaşlar. Evet, peki. Şimdi de burayı çekelim, arkadaşlarımızı çekelim. Sizin istekleriniz yerine gelmiş olsun. Çünkü benimkiler daha henüz gelmedi. Bir çekin bakalım salonu. Salon, bizi çekin. Çıkarın telefonlarınızı gençler. Evet, ne yersen olsun diye hashtagleyeceğiz bu fotoğrafları. Hepimiz. Evet. Efendim arkada muhteşem bir grup oturuyor. Onlar beyaz önlüklüler. O beyaz önlüklüler çok özel. Çünkü onlar geleceğin yeme içme sanatıyla uğraşıyorlar. Ne yersen olsun diye onlar koşacaklar. Ama bugün teyzelerin yanına koşuyor. Evet, gelin teyzelerin yanına oturun bakalım.
birlikte bir gösterelim neler üretiyoruz, ne yapıyoruz. Oturun kızlar, oturun sofraya, oturun. Buralara oturun, ön taraflara gidin. Evet. Ben sevgili dostlarımdan, arkadaşlarımdan ilk defa hayatımda yufka açmayı öğrendim geçen hafta. Kesme yaptım, sonra onları getirdim. Evde hep beraber yedik. İnanılmaz güzeldi. Arkadaşlar hayatımız renkli olsun, rengarenk olsun. Ama en önemlisi ne yersen olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Eksik olmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.